Sözlerin, notaların ve seslerin büyük buluşmalarında bugün Erol Evgin, Çiğdem Talu ve Melih Kibar var. Ve huzurlarınızda eşi az bulunur bir ekip çalışması ve her biri müzik tarihine yazılmış şarkılarla bir aşkın ve üç kişilik bir dostluğun özgüsü. Olmasın canım, bu çilem çekilmez. Bebek'te eski bir köşk. Çiğdem Talun'un yaşadığı Cevat Bey Köşkü. Gencecik bir adam, önündeki piyanonun tuşlarına adeta okşar gibi dokunuyor. Notalar dökülüyor boğazın sularına açık camdan. Yanında ayakta duran hüzün bakışlı kadın, her notayı bir heceye eşliyor. Her melodiden bir cümle kurup bırakıyor sonsuzluğa. Melih Kibar besteliyor, Çiğdem Talun yazıyor. Sonra birlikte yazdıkları o şarkılar yumuşacık bir sese dokunup dönüyor plaklarda. Onlar yazıyor, Erol Evgin söylüyor. O efsane şarkılar yıllardır hep birlikte söyleniyor. Bir tanem söyle canım, istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sübürlerle, salkınlarla. İstersen dönsün dünya çöküşlerle, çarkılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki durmalarla. İyi ki doğdun Melih'im. Çok güzel şarkılar yaptın bize. Sevgili Çiğdemciğim, sen de iyi ki doğdun. Hakikaten birkaç kuşağın birlikte söylediği şarkılara imza attınız. Ben de kendimi çok şanslı addediyorum o şarkıların büyük bir kısmını yorumladığım için. Çok uzaklarda kaldı şimdi o güzel. Mimarlık eğitimi aldığı halde müziğe olan tutkusunun önüne geçemeyen Erol Evgin, sözlerini kendi yazdığı şarkıların bulunduğu ilk 45'liğini 1969 yılında yayınlar. Eski Günler ve Sen isimli iki yabancı şarkıydı. Eski Günler, Canzone per te isimli bir Sanremo birincisi şarkı. Sergio Enrico söylerdi. Ona Türkçe sözler yazmıştım. Diğeri de Alouette diye bir Fransız melodisiydi. Ona da Sen diye Türkçe sözler yazmıştım. Sen sevgilim olsan. Plak çok fazla ses getirmez. Ama yakışıklı ve güzel sesli delikanlı dikkatleri üzerine çekmiştir bir kere. Müzikte ilk yıllarını arayışla geçiren Erol Evgin'in şöhreti giderek artmaktadır. Bir yıldız doğdu. ...1976 yılında yolları Çiğdem Talu ile kesişir. Çiğdem Talu, şiir tadında üslubu ve Türkçe hakimiyetiyle sadece 3 yıl içerisinde müzik piyasasında adından söz ettiren bir şarkı sözü yazarı olmuş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Işık Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Hiç hani müzikle falan da alakası yoktu ama kalemi her zaman çok kuvvetliymiş. Yani Bebek'te oturan bir arkadaşı Gülgün Alanyalı. Gülgün de piyanist. O da işte piyano çalıyor ve bir takım besteler yapıyor falan. Sonra bir gün anneme geliyor, diyor ki ya ben besteler yaptım, bunları bir yapım şirketi var, o dinlemek istiyor. Sen buna söz yazar mısın? Ben çünkü yazamıyorum diyor. Annem diyor ki ben hani söz yazmaktan anlamam, şarkı sözü başka bir şey. Olsun sen bir dene diyor. Birkaç tanesini o zaman işte kasetlere kaydediliyor malum. Kasete kaydedip anneme bırakıyor. Annem de yazıyor. Sonra Gülgün alıyor bunları. O zamanlar Unkapanı'nda Şoriz Bey, meşhur eski plak yapımcısı Şoriz Bey, Şoriz Bey'e götürüyor. Dinliyor adam, çok beğeniyor. Annem Işık Lisesi'nde öğretmen ve okul sıkı bir okul o zaman. Hani izin vermiyor böyle şeylere. Sen diyor ben kendim yazdım de diyor. Yani başkası yazmıyor. Müziğin de sözünü de ben yaptım de diyor. Gülgün de öyle götürüyor. Sözümüz iyi benim diye götürüyor şarkıları. Adam diyor ki bestelerde çok iş yok. Yani sözler mükemmel diyor. Biz sizle söz yazarı olarak çalışalım diyor.
Nasıl olacak diyor Gülgün. İşte biz size diyor bir iki tane yabancı şarkı vereceğiz. Siz onlara Türkçe söz yazın deyince tabii Gülgün mecbur kalıyor söylemeye. Diyor ki bunları ben yazmadım. Bir arkadaşım yazdı ama isminin işte geçmesini istemiyor. Çünkü öğretmen neyse vesaire. Diyorlar ki tamam biz ismini geçirmeyiz. Nedir ismi? İşte Çiğdem Talu. Sadece Çiğdem yazarız diyorlar. Annem diyor ki peki. Ağlıyorum yine gündüz gece. Ve işte Nilüfer'in ilk 45'liği olan Ağlıyorum Yine'nin orijinali geliyor anneme. Akropolis Adliyor. Diyorlar ki bunu yazacaksın. Annem alıyor işte onu yazıyor. Hatta 45'liğin öbür yüzü de Neden. İkisi onu da yazıyor. İki şarkıyı da yazıyor. Ve götürüyor. Çok çok beğeniyorlar. Annemle Nilüfer'i tanıştırıyorlar. Ve plak yayınlanıyor. Ölüm bile daha kolay. Senden ayrı yaşamaktan. Bu sokaklar, bu karanlık. Seni bana hatırlatan. Yeliz, Yeşim, işte Gökhan, Asum Aralman. Yani aslında o dönemin aklınıza kim gelirse annem onların hepsiyle çalışmış. Ne desem, ne yapsam kandıramazsın. İş işten geçti çoktan kandıramazsın. 1975 yılında eşim Çiğdem Talun'un ağabeyi ofisinde çalışıyordu. Erdem Talon'un mimarlık ofisinde çalışıyordu. Bir gün Erdem Bey'le demişler ki ya Erol'la Çiğdem'i bir araya getirelim. Çiğdem de güzel sözler yazıyor. Edebiyatçı bir ailenin kızı. Recaizade Ekrem Talu, Ercüment Ekrem Talu ve babası Muhakkar Ekrem Talu'yu da bizim çocukluğumuzda spor spikeri, en ünlü spor maç spikeri olarak tanırız. O ailenin çocuğu. Bir araya geldik biz. Şoför Mehmet gider gider, gece demez, gündüz demez. Çiğdem Talun'un Erol Evgin için yazdığı Şoför Mehmet o kadar beğenilir ki bu ortaklık kendiliğinden doğmuş olur. Girmez, Şoför Mehmet deyip geçme, onun da bir kalbi vardı. Orhan Pamuk ödüllü dünya çapında romancımızın babası Gündüz Pamuk'ta bir büyük şirketin CEO'su, genel müdürü falan böyle bir şeyde iş adamı. Ama müzikleri var. Çiğdem'e getirmiş. Çiğdem diyor ki bunlardan bir tane seçelim. Hatta Timur Selçuk'taydı galiba onlar. Biz oradan bir vals seçtik, beğendik. Ve Çiğdem'e ben dedim ki abi Çiğdem'ciğim bunun üzerine böyle bir meslek insanını anlatan, onun sıkıntılarını, dertlerini, aşklarını filan anlatan bir şey yazalım dedi. Ve Çiğdem Şoför Mehmet'i yazdı. Müthiş bir şarkı oldu. Şoför Mehmet benim repertuarımın en güzel şarkılarından biridir. Haydi Mehmet biraz gayret, her yolun bir sonu vardır. Arabesk furyasının tırmandığı yıllardır. O yıllarda herkesin minibüs müziği diye adlandırdığı bu müzik türüne bir şoförün hikayesini anlattığı şarkıyla adeta gizli bir selam göndermiştir Çiğdem Talu. Tam arabeskin çok moda olduğu, Orhan Gencebaylar'ın, Ferdi Tayfur'ların ortalığı yıkıp geçtiği dönemde Çiğdem Talu öyle zekice bir şey bulur ki bir şoförün hikayesini anlatan bir şarkı yazar. Dolayısıyla da o minibüslerinde arabesk dinleyenler Şoför Mehmet de dinlemeye başlarlar. Böylece Erol Evgin çok başka bir kitlenin de gönlünü kazanmayı başarır o şarkıyla. O yıllarda Melih Kibar ise Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumakta, bir yandan da müzikle ilgilenmektedir. Müzikteki ilk başarısı 1975 Eurovision şarkı yarışması için yaptığı Sinyal Müziği olur. Kibar'ın Çoban Yıldızı adını verdiği bu beste hayatının dönüm noktası olacaktır. Timur Selçuk işte Paris'ten Türkiye'ye geldiği zaman Mehmet Duru işte yeni bir orkestra yaptı. Bu arada Melih Timur Selçuk'la çalışmaya başlayınca onun o
bestecilik tarafı da öne çıkmaya başladı. Hatta Eurovision şarkı yarışmasının bütün orkestraya bir jingle müziği yapması için Timur Hoca önerdi. Melih'in O Çoban Yıldızı melodisi çıktı. İşte Timur da çok hoş bir orkestrasyon yapınca o Melih'e müthiş bir şevk verdi. O şarkının çok popüler olması. O günlerde Çiğdem Talu, Çoban Yıldızı ile yıldızı parlayan genç besteci Melih Kibar'ın peşine düşer. Kibar'ın hocası Timur Selçuk'tan onları tanıştırmalarını rica eder. İlk tanışmaları başka bir nedenle bir gece sabaha karşı üç sularında Talu'nun Bebek'teki köşkünde gerçekleşir. Mustafa Oğuz benim arkadaşım. Mustafa bana geldi. Dedi ki ya Melih dedi, biz dedi bir tane Marmaris'te festival var, festival yapıyor. O festivalin açılış müziği yapılması gerekiyor. Çiğdem'le yapacağız. Hadi gel gidelim dedi. Kalktık gittik. Biz Çiğdem evine geldiğimizde saat 3:30 falan geçiyordu. Baktım Çiğdem Talu karşımda. Ben görür görmez vuruldum. Yani kişinin çok özel bir insandı. Yani gecenin o saatinde hala müşrik, çok sıcak bir ev sahibiydi. Şimdiden Timur'a hafif hafif kızmıştım. Hani hep bizi bir araya getirecekti. Bunu geciktirmiş olmasına hayıflandığımı hatırlıyorum mesela orada otururken. Annem asıl Melih'in öbür bestelerini merak ediyor. Çünkü Melih'in arada çok bestesi var. Onları dinlemek istiyor. Melih de onları da çalıyor. İşte şöyle bir şey var, böyle bir şey var. Çaldığı şeylerin arasında işte öyle bir şeyin bestesi de var. Bir de bana sorun bestesi de var. Melih bunları çalıyor piyanoda. Çalınca annem çok beğeniyor. Diyor ki ben bunları yazacağım. Seni düşündüm dün akşam yine. İkili o günden sonra birlikte öğretmeye başlar ve 8 yıl boyunca hiç ayrılmazlar. Efsane şarkılar peş peşe gelmeye başlar. İşte öyle bir şey ilk ortak şarkılardan olur. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinde, işte öyle bir şey. Sözler müziğimizden cuk otur derler ya, tam milimetrik oturmuştu her şeyle. Güzel bir Türkçe, güzel bir anlatım, güzel bir konu. Ben Ankara'ya gittim konser için. Bir telefon ettiler bana. Çiğdem telefon etti. Dedi ki bak biz bir şarkı yazdık dedi. Biraz sana sözlerini okuyayım telefonda. İşte seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omuzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken hani bir korku duyar da insan. Hani bir şarkı söyler içinde. İşte öyle bir şey deyince ben dedim ki daha fazla okuma ben geliyorum dedim. Hemen İstanbul'a geldim. Çaldılar. Ben şarkıyı hemen söyledim. Müthiş bir coşku oldu. Yani şimdi de tüylerim diken diken oldu anlatırken. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinde, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey Erol Evgin tarafından seslendirilir ve 1976 yılında 45'lik plak olarak piyasaya sürülür. Dolar ya birden, işte öyle bir şey. Hem bu şarkı hem de plağın arka yüzünde yer alan Sevdan Olmasa kısa sürede dillere düşer, hit olur. Hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. O sene işte öyle bir şeyin çıktığı sene tabii bütün ödülleri topladılar. Kıyamet koptu, anormal bir satış. Erol Evgin artık sokaklarda yürüyemiyor. Annemle Melih de sokaklarda yürüyemiyor. Yani o derece. Olmasan canım, ah bu çile çekilmez. İşte öyle bir şey, Sevdan Olmasa albümünün 175 bin sattığı son dönemdir. 45'liktir. Ondan sonra 45'lik satmamış. Türk popuna damga vurmuştu bir parçadır. İşte öyle bir şey, Sevdan Olmasa. Hatta ben ona altın plak verdim. Gemi tuttum, bir gemide altın plak verdim kendisine. Özellikle aranjmandan gelen bir yabancı şarkının üstüne Türkçe söz yazmaktan gelen bir böyle duyarlılık kopukluğu vardı. Fakat o duyarlılık kopukluğunu doğru noktada Türk algısıyla, Türk duyarlılığıyla birleştiren şarkılar yazdıkları için ve işte öyle bir şey bunun başlangıcı olduğu için bambaşka bir şey, yeni bir şey gibi geldiği için kulaklara bu kadar büyük etki yarattı. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nasıl yaşarım bir de bana.
sor. Dediler ki ya bu bir şey, hani bir atımlık barut, hani bir tamam ama bundan sonrasını getirmek esas çok zor dediler. Ondan sonra da bir de bana sor çıktı. Melih besteliyordu, getiriyordu, piyanoda çalıyordu. Sonra Çiğdem o kaseti alıyordu ve üzerine çalışıyordu ama bana hep telefon ederdi. Hangi kelimenin, hangi cümlenin, hangi harfin benim sesimde nasıl tınlayacağına kadar telefon eder. Mesela gel sen ne çektin bir de bana sor. Bunu böyle geceler boyu telefon konuşmalarının sonunda çıkardığımız bir şeydi bu. Gel sen ne çektin bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım? Melih Kibar ve Çiğdem Talu öyle bir uyum yakalamıştır ki plağa okunan her şarkı hit olur. Pop müzik piyasasında az sayıda yerli şarkının üretildiği, herkesin sırtını yabancı şarkıların Türkçe versiyonlarına dayadığı bu dönemde bu şarkılar ilaç gibi gelir. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Üçümüzün ortak bir inancı vardı. Bir ülkenin popüler müziği, o ülkenin klasik müziğinden veya folklöründen esinlenmelidir. Oradan hayat bulmalıdır. Köklerini o ülkenin, yaşadığı ülkenin topraklarına salmak durumundadır. Mesela Melih Kibar makamlı şarkılar yapıyordu. Ezgiler makamlıydı. Hicaz makamını çok sık kullanırdı. Çiğdem yine Türk şarkı geleneğinde ve Türk şiir geleneğinde olan yoğun şiirsel sözler yazardı. İnanmadığım bir kelimeyi bana kimse şarkı olarak söyletemez. İnandığım şeyleri söylerdim. Bir kere bu samimiyet ve bu ortak fikir, düşünce insanlara geçti. Sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı telten sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Bir de bana sor, Etme Eyleme 45'liğinin de büyük ilgi görmesi üzerine 1977 yılında tamamı Melih Kibar, Çiğdem Talu şarkılarından oluşan ilk Erol Evgin 33'lüğü piyasaya sürülür. Sevdiğimle kol kola gezip tozmayı. Tam 8 yıl Çiğdem'in aramızdan ayrılışına kadar ben yalnızca onların şarkılarını söyledim. Çiğdem'in yazdığı sözleri, Melih'in yazdığı müzikleri. O arada yani başka besteciler alınırlardı. Neden bizim eserlerimizi okumuyorsun diye. Yani derdim ki yani şimdi böyle bir büyü yakaladık biz yani. Ben bunu bozamam. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasam. Bir yandan kimselere söyleyemedikleri gizli bir aşk yaşamaktadır Çiğdem Talu ve Melih Kibar. Her bir şarkıda bu aşkın izleri vardır zaten. Sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Ruh eşiydik biz Çiğdem'le. Yani garip bir beraber, garip bir sinerji vardı. Duygusal yaklaşımlarını o da aleni bir şekilde hiç ortaya koymadı. Yani çok net olarak birbirimizle bunları konuşarak canım aşkım bir tanem gibi terminolojilerle yaşamadık. Zaten yaşanacak bir ortamda değildik. Ama o ilişkinin ne demek olduğu, ne anlama geldiğini ben bile yıllar geçtikten sonra anlamadım. Hep işte Melih öldüğünde bana şeyi sordu. İşte aşk mı yaşıyorlardı, meşk mi yaşıyorlardı falan. Ben de dedim ki yani o tarafı değil önemli olan. Önemli olan onların sözüyle müziği aşk yaşıyordu. Yani o çok büyülü bir şey. Hani bir daha Türkiye'de ne öyle bir ikili geldi. İşte hepimiz bu işi yapıyoruz. Ne hiçbirimiz öyle çalışabildik.
Öyle bir şey olmadı bir daha. Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbürlerle, saltırlarla. Neli olağanüstü duygusal bir insandı. Çiğdem de en az onun kadar duygusaldı. Meli çok çocuksu bir adamdı. Kaprisleri vardı, şımarıklıkları vardı. Bir şey tuttururdu. Mesela bayağı çocuksu bir tarafı vardı. Annem herhalde onu çok seviyordu, o tarafını. O da tabii yaşça da annem çok büyük olduğu için ondan, yani ciddi bir yaş farkı var aralarında. Biraz da herhalde böyle anne gibi. Çünkü Meli annesini çok küçük yaşta kaybetmiş. İşte anne gibi, arkadaş gibi, sevgili gibi. Hani böyle her şey gibi. Bir şeydi o. Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden. Ara ara bütün bu ilişkilerde kırılma noktaları oluyordu ama Erol, özellikle Erol Evgin çok iyi yönetiyordu bu ekip çalışmasını. İkisini de ben şey yapardım böyle, tolere ederdim, kucaklardım, sarıp sarmalardım kendime göre. Ama ben de gençtim. Bunların yanında yaşımın üstünde bir olgunluk sergilerdim. Gün ağrırken tek başıma oturmuşsam. Melih Kibar'ın eğitim için Londra'ya gitmesi de bu uyumu bozmaz. Ara sıra gidip gelerek, diğer zamanlardaysa mektuplaşarak, birbirlerine kayıtlar göndererek üretmeye devam ederler. Yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam. Melih Kibar, Londra'daki ilk gecesinde bir beste yapar. Müthiş bir fırtına vardı ama inanılmayacak, tarifinden büyük. Ben o fırtına nasıl sağ kaldım falan bilmiyorum. Moralim bozuldu, babama da bir şey söylemiyorum. Sonra odadan çıktım, bir karanlık koridorda güm diye bir şeye çarptım ben. Aynen böyledir olay. Baktım, ah bir piyano. Otomatik olarak elim kapağına gitti. Kapağı da açık, oturdum. Piyanoma gene anlatmam lazım. Piyanoca bir şey anlatmam. O korkumu kompanse etmem gerekiyor. Bir kayıt cihazı aldım, kasete o parçayı çektim. Kaset geldi. Aa, işte annem dedi ki yeni işte şarkı göndermiş Melih. Hatta koyduk, dinledik falan. Çok güzel çalıyor, harika. Annem hemen gece oturdu. Ben dedi bunu yazayım. İşte içimdeki fırtına diye bir şey yazmış yani, gece hiç haberi yok o nasıl yapıldığında. Ve sözleri de Melih'e mektupla gönderiyor. Sözlere bakıp da başlığı görünce ben duvara tutundum. İçimdeki fırtınaydı şarkı. İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya. İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır. İçimdeki Fırtına'nın da yer aldığı ikinci Erol Evgin albümü 1979'da yayınlanır. Bu albüm yine ikilinin şarkılarıyla doludur. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Gitti gider yüreğime, inice bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum. Ben bu hayatta aşktan sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. 1980 yılında ise bu kez bir müzikal projesi gündeme gelir. Başrolünü Erol Evgin'in oynadığı Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinde şarkılar yine Melih Kibar ve Çiğdem Talu'ya aittir. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla.
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Haldun Dorme'nin yazıp yönettiği bir oyun oldu. Hisseli Harikalar Kumbarası, bir çadır tiyatrosunun hikayesi. Anadolu'da dolaşıyorlar. Sonra İstanbul'a gelip ünleniyorlar filan. Ben gelirim, yaz ekibimle gelirim dedim. Yani Çiğdem Talı, Melih Kibar dedim. Tamam dediler. Müzikleri onlar yapacaklar dedim. Hemen kolları sıvadı Melih. Annemin şu lafını hiç unutmuyorum. Dedi ki Haldun'cum tamam her şeyi yazarım. Çok güzel de bu Hisseli Harikalar Kumpanyası lafını ben şarkıya nasıl yedireceğim dedi yani. Nasıl o kadar dedi hani... Kakafonik bir laf ki Hisseli Harikalar Kumpanyası. Ay şekerim sen yaparsın, sen yaparsın dedi Haldun abi. Acayip işaret etmişti. Yani böyle bir şarkı sözü olmaz diye Hisseli Harikalar Kumpanyası. Nasıl, nereye oturtacağım bunu? İmkanı yok dedim. Fakat oluyormuş. Nasıl hala oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Cidem de şey yaptı. Cidem de biliyorsunuz çok güzel etti. Ben yapamam diye. Ne güzel oturdu işte. Açıyor perdesini, açıyor harikalar dünyası burası. Herkese neşe saçıyor. Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini, açıyor harikalar dünyası burası. Herkese neşe saçıyor. Bir kara sevda türküsü gibidir yaşamak. Ah böyle yaşamak. Varsın olsun yine de güzeldir yaşamak. Ah yaşamak. Haldun Dorman ve Egemen Bostancı tarafından sahneye konan Hisseli Harikalar Kumpanyası bir müzikal gösteri olarak ülkenin her yerinde tam 400 kez perdelerini açmakla kalmaz, şarkıları da dillerden dillere dolaşır. Üçlü bir kez daha zirvededir artık. Edasıyla bin şehre bedelledi İstanbul şehri. O artık bir daha ayrılmamak üzere kenetlendikleri bir üretim dönemiydi bana göre. Çünkü o müzikal için 12-13 şarkı yapıldı. İşte Söyle Canım o müzikalden çıkan bir hittir. Onun öncesinde hep Böyle Kal vardı. Sen başkalarına benzeme sakın. Hep böyle kal. Hep cana yakın. 60'lı, 70'li yıllarda algıladığımız müzikal algısından biraz farklı bir müzikaldir. Daha ziyade bir variyete gibidir. Eğlenceli parodilerin içinde şarkılar söylenen bir variyete gibidir. Ve Erol Evgin aslında bir noktada kendisini canlandırmaktadır. Erol Evgin'e hayran bir şarkıcıyı, Erol Sevgin'i canlandırmaktadır. Dolayısıyla Erol Evgin'in Melih Kibar ve Çiğdem Talı'yla yarattığı o büyü müzikalin bu kadar parlamasında, bu kadar büyük ilgi görmesinde de önemli bir etki olmuştur. Hep böyle kal, 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 hep böyle kal. Müthiş bir oyun oldu, hafızalardan silinmeyen bir oyun oldu. Daha sonra biz onu 2007'de BKM prodüksiyonu olarak yeniden hayata geçirdik. Kaç dinozoru vardık bakayım. Haldun Dorman başta, sonra ben, Kartal Kağan ve Ayşen Gruta 4 dinozor kalmıştık. Hisseli Harikalar Kumpanyası kapıyor perdesini, kapıyor harikalar dünyası burası. Herkese neşe saçıyor. Hisseli Harikalar Kumpanyası kapıyor perdesini, kapıyor harikalar dünyası burası. Herkese neşe saçıyor. Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi, çileli bir hayatın bütün hislerini. Bir bakışın yetti unutturmaya, bir bakışın yetti canım unutturmaya. Müzikalin gördüğü büyük ilgi üzerine bu defa Erol Evgin, Çiğdem Talı ve Melih Kibar üçlüsü bir Yeşilçam müzikaline imza atar. O yıl filme alınan Renkli Dünya'da başrolleri Erol Evgin ve Gülşen Bubikoğlu paylaşır. Yetti unutturmaya, bir tek sözün yetti canım unutturmaya. Gerçek bir müzikal filmdir o. Çünkü bütün karakterler kendilerini şarkıyla ifade ederler, müzikle ifade ederler. Herkes şarkı söyler orada. O da çok iyi bir film oldu ve çok büyük iş yaptı. Çöllerde dolaşan bir mazlum gibi aşkınla tutuştum, yandım ne çare.
Bütün oyuncuların şarkılar yorumladığı filmde Gülşen Bubikoğlu'nun söylediği şarkıları ise Yeliz seslendirir. Bu hale çöllerde dolaşan bir mazlum gibi aşkınla tutuştum, yandım ne çare. O kadar güzel çalıştı ki senkronu hiç kaçırmadı. Duygularını hep zaten birlikte çalıştık Gülşen Bubikoğlu'yla. Onun stüdyo aşaması çok eğlenceliydi. Gece geç vakitlere kadar, çünkü Türkiye'deki ilk müzikal filmdi ve muhteşem şarkılar çıktı. Rüya çok güzel, Deli Divane çok güzel, Bir Bakışın Yetti. İnanılmaz güzel bir şarkı. Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi. Melih Kibar ve Çiğdem Talu birlikte o kadar çok şarkı üretirler ki hepsini Erol Evgin'in seslendirmesine imkan yoktur. Nitekim bu süreçte başka şarkıcılarla da çalışırlar. Nükhet Duru, Füsun Önal, Coşkun Demir ve Yeliz bunlardan sadece birkaçıdır. Tabii sözlerle çok oynayan, daha teatral tarafı olan, daha o zamanın hani fırlama sanatçısı. Dolayısıyla o yaptıkları o tarz şarkıların da hepsini Füsun söyledi. Füsun'u tanıdıkça tabii onun daha hayal gücünü gördükçe, çok hayalperest ve çok, yani Füsun deliydi o zamanlar. Bu sefer annem hani onu da hayal ederek sözler yazmaya başladı. Sakın dokunmayın bana. Çok sihirli bir şey oldu. Yani iki ruhun aynı enerjide birleşmesiydi. Yani daha Melih Beste yaparken o ona hangi sözü yazacağını, o içinden gelen bir şey. Yani çok çıkıyordu şarkı. Hemen, hemen çıkıyordu. Sensiz bir kuyu gibi karardım ya. Sensiz hayat nedir ki, boş bir meyhane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana. Renkli Dünya filminin şarkılarının da yer aldığı Erol Evgin ve Renkli Dünyası albümü 1981 yılında yayınlanır ve bu albüm üçlünün birlikte çalıştığı son albüm olur. Ne var ki tılsım kapıyı zamansız çalan bir hastalıkla bozulacaktır. Çiğdem Talu 1980'lerin başında kanser tedavisi için Londra'ya gitmek zorunda kalır. Gitgide daha az şarkı yazar hale gelir. Hastalığını burada öğrendi. Buradaki doktorlar teşhis koydular ama dediler ki yani 3 ay falan yaşarsın, hani daha fazla yaşamazsın. Onun üzerine tabii o zaman burada çok kısıtlı tedavi yöntemleri falan, en ileri şey de işte Londra'da. Londra'ya gitti. Orada işte bir hastanede neyse doktorlar falan baktılar. Dediler ki yani yok öyle 3 ay değil. Hani elimizden geleni yapacağız artık, bilmiyoruz ne olacağını. Annem Londra'ya çok aşıktı. Yani hayatında en sevdiği şehirdi. Ondan sonra senenin 7-8 ayını Londra'da geçirmeye başladı. Arada işte mesela gidiyor 3 ay kalıyor, 1 ay geliyor, 3 ay kalıyor, 1 ay geliyor. Ama öyle gidip geliyordu ki hani seyahate gidiyor. Çok keyfi yerinde. İşte Londra sokaklarından bize güzel resimler yolluyor. Ben okul her tatil olduğunda gidiyorum. Orada geziyoruz, eğleniyoruz. Artık işte müzikallere gidiyoruz. Çok fiziksel olarak da çok şey yerindeydi. Yani daha o zaman hani bir öyle yatayım, hastayım gibi bir durumu da yoktu. 2 sene falan bu böyle sürdü. Ağır dönemine kadar böyle çok güzel defterler alırdı. Çok meraklıydı o böyle şık defterlere. Tabii Londra'da da şahane şeyler var. Bütün o şık defterlerini alır. Onların içine işte hem günlük gibi şeylerini yazardı, günlüğünü. Hem de şarkı sözleri yazar. İşte oradan Melih'e yollar. Yine Melih buradan ona besteler yollar falan. Yani o dönemde de üretim hep devam etti. Bu sefer terse döndü. Melih burada, Çiğdem İngiltere'de. Yani böyle bir garip kesişmeler de var aslında hayatlarında yani. Mektuplaşıyorduk, telefonlaşıyorduk. Hatta oradan telefonda şarkı sözleri
yazdırıyordu bana. Bir gün böyle uzun uzun şey yaptık, yine çalışıyoruz, böyle mi olsun, şurası böyle, böyle yarım saat falan sürdü telefon herhalde. Sonra kapadıktan sonra abim dedi ki, pahalı bir şarkı oldu bu dedi. Tam 8 yıl 3 gün devam eden müzikal ortaklıktan geriye onlarca unutulmaz şarkı kalmıştır. 1983 yılının Mayıs ayında Çiğdem Talu hayata gözlerini yumar. Öyle bir mertebede bakıyordum ki nasıl olsa her şeyin üstesinden gelir. Ya kanser de neymiş diye. Ondan sonra iş ciddiyete bindi ama ben hep olayı şaka olarak gördüm. Anlaşıldı ki yani çok da fazla bir şey kalmadı. Doktorlar dediler ki siz dönün artık Türkiye'ye. Yani burada çünkü ailenizden uzaksınız, arkadaşlarınızdan uzaksınız. Hani yapacak da çok şu, biz sizin ilaçlarınızı, her şeyinizi vereceğiz. Türkiye'de devam etsinler. Siz de dönün. Onun üzerine annem geldi. İşte son 4 ayını falan da burada geçirdi zaten. Tabii Melih yine işte evin içinde, Erol Evgin evin içinde, Füsun, herkes bu evde yine öyle. Ama annem tabii öyle eski annem değil yani. Hani çoğu zaman yatıyor, işte başında hemşire bekliyor, doktorlar geliyor, tedaviler sürüyor falan. Hatta son böyle bir ay için, bir buçuk ay sadece Erol Evgin'i kabul etti. Ben sık sık ziyaret ediyordum. Çok fazla kimseyle görüşmüyordu. Ben dedim ki hadi bir şarkı ben de besteleyeceğim bu sefer falan dedim. Çiğdem'e moral olsun diye. Bir dörtlük yazdırdı bana, evet. Başımda kavak yelleri, dilimde dost türküler, gençliğimi yaşıyorum. Ne derlerse desinler, böyle bir şeydi. Başımda kavak yelleri, dilimde dost türküler, gençliğimi yaşıyorum. Ne derlerse desinler, ne derlerse desinler. Çiğdem Talu'dan sonra Melih Kibar bir süre müziğe küser. Sonraki yıllarda başka söz yazarlarıyla çalışmaya devam etse de aynı uyumu yakalayacağı bir söz yazarı bulmakta zorlanır. Annemden sonra uzunca bir süre zaten hiç beste yapmadı. Bir iki böyle reklam müziği falan yaptı, o tip şeyler. Sonra bir besteler yapmaya başladı. Hatta işte bana da dinletiyor devamlı, hani bak şunu yaptım, bunu yaptım. Besteler çok güzel ama söz yazılacak gibi değil. Yani sanki o şeyi reddetmiş. Erol Evgin ise hem kendi besteleri hem de başka bestecilerin şarkılarıyla yoluna devam eder. Zaman zaman yeni Melih Kibar besteleri de seslendirir ama bir türlü o dönemdeki etki çıkmaz ortaya. Güler misin, ağlar mısın, bakar mısın şu halime? Bizim harcımız Çiğdem'di. Yani Çiğdem, hani ben onları bir arada tutuyorum falan diye konuştuk ya demin. Veya kucaklıyorum ama bizim büyüğümüz Çiğdem'miş. Sonra da yaptık biz Melih'le, başka işler yaptık. Ama o Çiğdem'le Melih'le olduğu gibi olmadı bir daha. Sonra işte benim hep Melih de aramızdan ayrılana kadar çok hep dostum kaldı. Onu da çok, yani ben çok sevdim ikisini de. Melih'in deli dolu tarafları vardı. Ama onu öyle kabul ederdim ben. Sonra Erol Evgin Show yaptık biz onunla. 64 bölüm yaptık TRT'ye. Melih'in piyanosu, şakalarıyla şarkılar buluştu. Bir orkestramız vardı. Çok güzel şovlar yaptık. Sahne şovları yaptık birlikte. Sahneye çıktık beraber, konserler verdik falan. Araçlara geçtiler ben ağlarım. Ey kurbanlar canlarım Allah'ım. Biz daha iyiydik, bizi de gör. Bir gün Melih telefon etti ya, koltuğumun altında bir şey var benim falan diye. Yapma dedim, nasıl oluyor, gittim mi, uzun zamandır var artık piyano çalamıyorum dedi. Yani rahatsız ediyor beni falan deyince hemen burada ofisteydim, atladım gittim karşıya. Baktım hemen dedim senin şey yapman lazım işte, Amerika'ya gitti o da. O da bir süreçti. Burada üniversiteye gittik, bütün hocaları falan devreye soktuk. Hepsi dediler ki maalesef 6 aylık bir süreç bu, artık sonuna gelinmiş falan dediler. Öylece Melih'i de kaybettik. Müzik
Bugün hala Erol Evgin dendi mi, akla Çiğdem Talu Melih Kibar şarkıları, Çiğdem Talu Melih Kibar şarkıları denilince de Erol Evgin geliyor. Az bulunur bir uyum, bir doğru kimya, bir kusursuz bileşim ve eskimeyen, hala dillerde dolaşan şarkılar. Erken bitmiş, belki de yarım kalmış bir hikaye. Gitti gelmez bahar yeli. Şarkılar yarıda kaldı. Bütün bahçeler kilitli. Anahtar Tanrı'da kaldı. Geldi çattı en son ölmek. Ne bir yemiş, ne bir çiçek. Yanıyor güneş tepedek. Bütün bal arada kaldı. Arada kaldı. Ben bu dünyada dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum. Sen ne çektin bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. İşte olan bir fırtına şarkılar vardır, hayatlarımıza silinmez izler bırakan, her kelimesine, her notasına bir anı, bir hayat sığdıran. Ve sesler vardır, şarkılara can veren. Melih Kibar besteledi, Çiğdem Talu yazdı, Erol Evgin söyledi. Biz bu büyük buluşmalara tanık olduk. Şarkılar yanımıza kar kaldı. Arkasında, hani şimşekler çakar peşinde, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey, işte öyle bir şey.